Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde XML dosyalarındaki kayıtların silme işlemini göstereceğiz. Ekleme, listeleme ve güncelleme işlemlerini bitirmiştik. Bir tane yine buton alıyorum aynı şekilde. Evet, buraya da çift tıklıyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Seçili olan kaydı sileceğiz. Yani data grid üzerinde seçili olan kaydın silinmesini sağlayacağız. Yine aynı şekilde X document sınıfından bir nesne üretiyoruz. Yine aynı şekilde X document nokta şöyle şuraya et getirelim ki bir dosya yolu olduğu belli olsun. Evet, personel nokta xml dedikten sonra şimdi x dosya işlemleri çünkü burada yapacağız nokta root nokta elements dedikten sonra şimdi arkadaşlar şöyle parantezimizi açıyoruz. Parantez içerisine burada da x eşittir büyük x nokta şu x demiştim root element şöyle yapacağız nokta diyorum nokta ver neye göre şu şekilde yapacağız ver evet element parantez aç kapat nokta ver neye göre şimdi x eşit büyük x nokta element element dedikten sonra neye göre? ID'ye göre yine yapacağız bu işlemi. Şöyle ID elementine göre ID dedikten sonra nokta value. Şimdi ID'yi bu nereden alacak? Data grid'de data grid diye bir nokta seçili olan servant row nokta cells hangi hücre? Buraya 0 da yazabiliriz. 0 yazalım. Value string nokta remove. Evet, silme işlemi bu şekilde. Remove dışarıda olacak. Şu bu şekilde kapanmış olacak. Evet, bakalım şöyle. Noktalı virgülü yine unuttuk. Şuraya yazabiliriz. Evet, bu şekilde yine kayıt ve aynı şekilde şu kısmı alıyorum. Ortak çünkü şurası. Kayıtları data grid'de gösterimini anlatmıştık daha önce. Evet, personel XML dosyasını bu şekilde ne yapıyoruz? Kaydediyoruz ve kayıt silindi ve kaydı getir. Evet, bakalım şimdi silme işlemine de bir bakalım arkadaşlar. Son durumda neler olmuş? Bu arada bunu tamamen gösterelim. Evet, noktalı virgülü arkadaşlar ben şuraya aldım. Fark etmiyor zaten. Birbirini takip ediyor. Herhangi bir sorun olmaz. Çalıştırıyorum. Kayıtlarımızı bir gösterelim.
Şimdi burada yine 3 tane kaydımız var ve örnek Metin Çelik kaydını silelim. Bakalım. Evet, kayıt silindi. Ve bu şekilde 2 tane kaydımız kaldı. Evet arkadaşlar, bu şekilde XAML dosyası ile ilgili video serimizi, derslerimizi burada bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.